51 yaşında bayan hasta. Şikayeti şekerin düzensiz gitmesi. Şeker hastalığı için birçok kez doktora gitmiş. Ancak şekeri bir türlü düzene girmemiş. Bu durumdaki hastaların şekerinin düzene girmemesinin sebeplerinin şu nedenlere bağlı olabileceği düşünerek hastayı aydınlatıyoruz. Bunlar nelerdir? Diyetine dikkat etmesini, özellikle hamur ve tatlı yiyeceklerden uzak durmasını öneriyoruz. Düzenli uyku, her gece belli saatlerde uyuması mümkünse stresten uzak durması. Günde en az yarım saat sabah akşam tempolu yürüyüş. Kilolu ise mutlak kilo vermesi. Bu önlemlere rağmen şeker düzene girmiyorsa, ilaç öneriyoruz. İlaç kullanırken çok düzenli kullanılması önemlidir. Bu hastamıza gelince, hastamız bu saydıklarımızın hiçbirini yeterince uygulamamış. Bu nedenle bir takım organ hasarları gelişmiş. Şekeri düzenli gitmeyen bir hastada ne beklenilir veya hangi organımızda hasar beklenir? Bakalım. Göz hasarı, böbrek hasarı, kalp hasarı, sinir sistemi hasarı, damar hasarı. Kısacası organlarımızın birçok yerinde hasar meydana gelir. Bu hastamıza baktığımızda düzensiz şekerin seyretmesi nedeniyle böbrek hasarı meydana gelmiş. Bize böbrek hasarı nedeniyle geldi. Hikayesine baktığımızda bize gelmeden önce bir doktora gidiyor. Doktor tedavi veriyor, şekeri düşüyor ama istenilen seviyeye düşmüyor. Komşusu ile sohbet ederken komşusunun da şeker hastası olduğunu ve çıkardığı bir ilaçla şekerinin çok düzenli seyir ettiğini söylüyor. Hastamız da komşusunun aldığı ilacı alarak kullanıyor. Onun da şekeri düşüyor, kısaca güzel seyrediyor. Ancak hastanın komşusundan aldığı ilaç iyi ama böbreklere zarar veriyor. Hastamız büyük bir hata yaptığının farkında değil. Bize geldiğinde böbreklerinin belirgin zarar gördüğünü tespit ettik ve tedavisini yeniden düzenledik. Sonuç: ne hastalığınız olursa olsun doktorun vermediği ilacı kesinlikle kullanmayınız. Bu önemlidir.